Selam Ceybonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Geçen günlerde Amerikalı bir show programı sunucusunun yaptığı rezilliklerden bahsetmiştim. Olayın öncesi için videoyu yoruma sabitledim. Oradan bakarak detaylıca öğrenebilirsiniz. Neyse, bu gerizekalı adamımız bizlerin tepkilerine karşı geri adım bile atmayıp BTS'e olan hakaretlerine devam etti. Irkçı beyefendimiz bu defa da koronanın varyantlarını 90'lı yıllardan beri çıkan erkek gruplarını hatırlattığını söyledi. İlk baş Backstreet Boys, bunlar mutasyona uğradı, sonrasında da One Direction. Sözlerine ise BTS'in adını vermeden ama siz biliyorsunuz diyerek bu erkek grupları parçalarından sonra da tüm dünyayı saran bir tür çıktı. Bu seferki o kadar bulaşıcı ki tüm yaşamı yok edene kadar yayılıyor dedi. Gördüğünüz gibi yine BTS'i hastalık olarak bir virüs gibi tanımladı. Üstelik Covid Asya'dan çıktığından dolayı son dönemlerde Asyalılara karşı artan bir nefret de varken, tüm dünyayı esir alan ve milyonlarca insanın sevdiklerini kaybettiği bu hassas dönemlerde de hastalıkla bile alay edilmesi hiç doğru değil. Ama biraz kendisi hakkında araştırma yapınca gördüm ki bu adamın ilk ırkçı çıkışları da değil. 2013 yılında da Çinlilerle ilgili yaptığı sözlerden dolayı özür dilemiş. Yine Oscar töreninde bir Asyalı kadının adıyla alay geçmiş. Anlaşılan kendisinin Asyalı bir erkek grubu olan BTS'in bu kadar sevilmesine karşı da bir hazımsızlığı var. ARMY'ler programdaki bu ırkçı söylemlerden sonra ırkçı Jimmy Kimmel etiketiyle yüz binlerce yorum attılar. Ayrıca durumu Big Hit'e mail olarak da bildirdiler. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın Jelibonlar.